Merhaba sevgili takipçilerim. Diva Patik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde e, iki renkli 5 diş patik modelinin baştan sona yapılışını anlatacağım. 5 e, diş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da kolaylıkla yapabileceği çok basit üstelik de son derece güzel bir model. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu arkalar tek renk olduğu için esneme payına sahip e, ve ayağı çok rahat e, girebilecek bir patik hanımlar ben bu patiğimde 3 numara e, 5 diş kullandım İplerimde de bu şekilde iki renk piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik ip Hanımlar ben hiç vakit kaybetmeden hemen modelimin yapılışına geçmek istiyorum ben bu patime 12 ilmek olarak başladım. Başlama şekli çok da önemli değil hanımlar. 12 ilmek atmanız yeterli. Şu şekilde ben başlıyorum. 3. ilmeğimi attım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 ilmek olarak başladım. Dönüyorum. Bana doğru gelen taraf yakından göstereyim. Ters. İlk sıramı ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrardan dönüyorum. Bu defa bana doğru gelen taraf düz taraf. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk altı ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şişimle. Bakın ilk altı ilmeğimi düz olarak ilk şişimle ördüm. Kalan altı ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. Bu aşamada beş şişe geçiş yapacağız. İkinci altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar dönmeden e, ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartıp e, şişimize takacağız. Ben tığ yardımıyla ilmek rahat çıkartabiliyorum. Tığımı elime aldım ve ilk başladığım yerden ilmekler çıkartıp şişime takıyorum. Bakın hemen şöyle ikinci ilmeğimi çıkarttım, üçüncü ilmeğimi sırasıyla çıkartıyoruz, dördüncü ilmeğimi çıkartıp taktım. 5. taktım. 6. Bir alt ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişme takacağım hanımlar. Bir ilmek çıkarttım. Diğer şişme taktım. 2. ilmeğimi çıkarttım. 3. 4 5 ve altın artık tığ ile işim kalmadı bu aşamada Hanımlar 4 şişimde de altışar tane ilmeğim var 5 şiş patiğimize böylece başlamış olduk. İlk sıramızda bütün şişlerimizdeki ilmekleri düz olarak öreceğim ee, bir sıra düz olarak öreceğim altışar ilmeğimi bir, yani 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay 4 şişteki ilmeklerimizi örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz İkinci şişime geçiyorum. Buradaki altı ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar bu aşamada artırma işlemine geçeceğiz. Ben şu şekilde artırma yapıyorum. Daha önce göstermiştim ama yani tekrardan sizlerle paylaşayım. Birinci şişimdeyim hanımlar. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıp düz olarak bu ilmeğimi de örüyorum. Bakın kalan ilmeklerim düz ilk şişimde 7 tane ilmeğim oldu patiğimizin hemen sağ ve sol iki yanından artırma yapıyoruz şimdi ikinci şişimdeyim ortadan artırma yapmıyorum şimdi bu kenarından artırma yapacağım son iki ilmek kalana kadar örüyorum ikinci şişimde bakın son iki ilmeğim kaldı ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıyorum bu şişime takıp normal düz ilmek örer gibi örüyorum kalan iki ilmeğim düz böylece ikinci şişimde de 7 tane ilmeğim oldu üçüncü şişimde ilk iki ilmeğimi örüyorum ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi bakın bu ilmeğimi alıyorum bunu da normal düz örgü örer gibi hemen alıp örüyorum kalan ilmeklerim düz Böylece üçüncü şişimde de yedi ilmek oldu. Dördüncü şişimde de yine artırma yapacağım. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişimde. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıp örüyorum. İki ilmeğin düzü. 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yapıyoruz hanımlar. Bir sıra düz gidiyoruz. Şimdi şişlerindeki 7'şer ilmeğimi de düz olarak öreceğim artırma yapmadan. Her sıra artırma yapmıyoruz. Çünkü öyle yaparsak şayet bir anda patik burnu açılır ve ayak anatomisine uymaz. Patik burnu güzel görünmez. İkinci şişimdeyim. Bu arada artırma işlemlerini hemen tekrar edeyim size. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz ikinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp o şekilde artırma yapıyoruz şişlerimizdeki ilmek sayıları eşit olmak zorunda dördüncü şişindeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm bir sıra düz ördük. Şimdi tekrardan artırma işlemi yapacağız. Size tekrardan anlatayım. Kafanız karışmasın. İlk şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk şişimde 8 tane ilmeğim oldu. Artık ilmeklerimiz artmaya başladı. İkinci şişimdeyim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu ikinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeği alıyorum. Çıkartıp bu ilmeği düz olarak örüyorum. İki ilmeğim düz oluyor. Kalan iki ilmeğim. Böylece ikinci şişimde de 8 tane ilmeğim oldu. üçüncü şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıp bunu da yine düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Üçüncü şişimde de 8 tane ilmeğim oldu. Geldik dördüncü ve sonuncu şişimize. Burada son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeği alıyorum. Bunu düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört şimdi de 8'er tane ilmeğim oldu. Bir şimdi düz gideceğim, ardından artıracağım. Tekrar düz gideceğim, artıracağım. Ta ki ben bu artırma işlemini sevgili hanımlar bu şekilde her bir şişimde 15 ilmek olana kadar devam edeceğim. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırıp gelelim. Ardından burun tarafındaki desen motiflerimizle birlikte patiğimize başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben her şişimde 15'er ilmek olana kadar artırdım ve geldim. Şimdi modele geçiyoruz artık. Bu aşamada ilk iki ilmeğimi bu pembe ipimle örüyorum. İlk iki ilmeğimi. Ardından krem ipimi alıyorum elime. 3 ilmek krem örüyorum. İlk iki pembe ile başladım. Ardından 3 ilmek krem örüyorum. Hemen bu eklemiş olduğumuz krem ipimizi buraya bağlayalım ki patiğimiz sökülmesin. Bu aşamada hanımlar 3 kremden sonra 3 pembe 3 krem 3 pembe ilk 2 ilmeğimizi pembe ile başladık ardından 3 krem 3 pembe 3 krem 3 pembe bu şekilde 4 çişimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim Dört kişimizi de bu şekilde dolandım ve geldim. Şimdi bir diğer sıramızda şöyle yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi pembe ile örüyorum. İlk ilmeğim pembe. Ardından krem ipimi elime alıyorum. Buraya 5 tane krem örüyorum. İlk ilmeğimi pembe ördüm. Ardından 5 krem. Bir pembe. Bu şekilde hanımlarıma gel düzüyor şey 5 krem. 5 krem bir pembe 5 krem bu şekilde Hanımlar bir pembe 5 krem olacak şekilde e, diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim Ben 4 şişimdeki ilmeklerimizi de 5 krem bir pembe olacak şekilde Aynen böyle ördüm ve geldim bu aşamada buradaki benekleri yapacağız Hanımlar Pembe ipim biraz geride kaldı. Bakın iki renkli patiklerde ipler arkada uzun uzadıya kalmasın diye bu şekilde geçirerek ip üzerinden geçirerek devam ettirelim ki arkada uzun uzadıya ipler kalmasın. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu benekleri yapacağız şimdi. İlk 3 ilmeğimi ilk şişimde 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bir ilmek pembe örüyorum. Sonrasında buraya pembe öreceğim. Arada 5 ilmek var, krem ilmek var şimdi. 2 3 4 5 5 krem ardından bir tane pembe 5 krem ardından bir tane pembe Bu şekilde hanımlar 5 krem 1 pembe olacak şekilde 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim. Ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Bu aşamada hanımlar artık pembe ipimizi kullanmayacağız. Bütün ilmeklerimizi krem ile öreceğiz bu şekilde. Bütün ilmeklerimiz krem ipimizle düz ile örülecek. Hanımlar iki sıra boyunca krem ipimizle düz olarak örüp gelelim evet sevgili hanımlar iki sıra boyunca krem ipimle düz olarak ördüm ve geldim artık modelimizin e, buradaki motiflerini yapmaya geçeceğiz bunun için hanımlar ilk ilmeğimi bir ilmek krem ile örüyorum bir ilmek krem ardından pembe ipimi alıyorum bir pembe bir krem bir pembe 3 krem öreceğim şimdi 1 2 3 bir pembe. 3 krem öreceğim yeniden. 3 pembe ardından. Bu şekilde ilk kurulumunu yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğin krem. İlk çeşimizde böyle yaptık. 4 çeşimizde de birer tane bu motiften kuracağız. Bakın alt taraflarda da var. dört tane bu modelden olacak. İkinci şişimize geçtik. Birinci şişimizde yaptığımızın aynısını yapacağız. Nasıl başlamıştık? İlk ilmeğimi bir krem ile ördüm. İkinci ilmeğim pembe ile örmüştüm. Hanımlar burada ip geçişlerine dikkat edelim. Arkada ipleri böyle çok sıkarak bu şekilde almayalım. Biraz esnek bırakalım ki patiğimiz esnek olsun. Ayağımıza rahat girsin. Bir tane krem ördüm. Bir tane pembe. Üç tane krem örüyorum. Bir tane pembe. İlk şişimizde yaptığımızın aynısını burada yapıyoruz. Ardından 3 tane krem, 3 tane pembe. Kalan 3 ilmeğim düz krem. 3. şişimizde de aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. ikinci ilmeğim pembe. Ardından 3 krem, 1 pembe. 3 krem, 3 pembe. Kalan 3 ilmeğim krem. İlk 3 çişimizle de aynı işlem yaptık. 4. çişimizle de yapacağımız işlem aynı. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. 1 tane pembe. Ardından 3 krem örüyorum. 1 tane pembe. Tekrardan 3 krem örüyorum. 3 tane de pembe kalan 3 ilmeğim düz olarak örülüyor. Geldik modelimizin ikinci sırasına. Modelimiz 13 sıradan oluşuyor. Şimdi biz ikinci sıraya geçtik. Bu arada ipler arkada uzun uzadıya kalmasın diye hanımlar bu şekilde geçiş yapıyorum. Bu defa ilk iki ilmeğimi krem ile ördüm. İkinci modelimizin ikinci sırasında ilk iki ilmeğim krem, bir tane pembe. 2 tane krem örüyorum. Bir önceki sıradaki pembeyi yine pembe olarak örüyorum. 2 tane krem ilmeğimi örüyorum. Ardından buradaki 3 ilmek pembe vardı. Kenarlardan birer tane daha artıyor. Burada 5 tane pembemiz oluyor. İkinci sırada yapacağımız işlem böyle. 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğim krem. İkinci sıramız da böyle diğer e, üç işimizdeki motifimizi de aynı şekilde örüp gelelim modelimizin 3. sırasındayız hanımlar 3. sıraya geldik 3. sırayı şöyle yapıyoruz bu defa ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum İlk 3 ilmeğim krem ardından bir tane pembe örüyorum bir krem bir pembe bir krem sonrasında bir kremden sonra üç pembe bir krem üç tane pembe ilmek örüyorum son bir ilmeğim krem modelimizin üçüncü sırası da böyle oluyor diğer üç modelimizde aynı şekilde örüp gelelim modelimizin dördüncü sırasını da şöyle yapacağız hanımlar ee, bu defa ilk 4 ilmeğimi krem ile öreceğim bu aşamada hanımlar arkada uzun uzadıya yine ben pembe ipimiz kalmasın diye pembe ipimiz şekilde krem ipinin üzerinden geçirip aradan böyle yürüterek gidiyorum Bakın ilk 2 kremimi ördüm 3 ve 4 ilk 4 ilmeğimi krem ile ördüm ardından 2 ilmek pembe örüyorum ilk 4 ilmeğim krem 2 ilmek pembe bir tane krem örüyorum Ardından 3 ilmek pembe, 2 ilmek pembe Bir krem, bir pembe, bir krem Kenardaki iki pembeyi yine pembe olarak örüyorum Sonuncu ilmeğim krem Modelimizin dördüncü sırası da böyle Diğer motiflerimizi de aynı şekilde örüp gelelim Evet hanımlar modelimizin 5. sırasındayız. 5. sırası da işte burada. Şimdi e, hanımlar bu 5. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. İlk ilmeğim krem ipim ile örülüyor. Sonrasında pembe ipimi elime alıyorum. 5 tane pembe öreceğim. bir kremden sonra 5 tane pembe. Beş pembeden sonra yine bir ilmek krem örüyorum. Bir tane kremden sonra üç ilmek pembe örüyorum. Bir krem, tekrardan 3 tane pembe, bir tane de krem modelimizin 5. sırası da böyle diğer 3 şişimizdeki ilmekleri de aynı şekilde örüp gelelim evet hanımlar modelimizde 6. sıramıza geldik 6. sıramızda hanımlar ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim İlk 6 ilmeğim krem bu aşamada bu pembe ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye böyle ip geçişi yapıyorum e, pembe ipimi krem ipimin üzerinden geçiriyorum böyle bakın Üçüncü kremimi ördüm. Dört, beş, altı. Ardından bir tane pembe ilmek örüyorum. Bir tane krem. Ardından beş ilmek de pembe öreceğim. Üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim ve beşinci ilmeğim pembe. Kalan iki ilmeğim krem. Diğer motiflerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar geldik modelimizin 7. sırasına. Bu sıramızda da yine bakın pembe ip arkada uzun uzadıya gelmesin diye aradan yine geçiriyorum. 7. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Artık bu taraftaki bu yuvarlak şeklin başlangıcını yapacağız sonrasında hemen pembe ipimi elime alıyorum 1 2 3 3 tane pembe örüyorum 3 krem 3 pembe ardından 1 ilmek krem 1 ilmek pembe 1 ilmek krem 3 ilmek pembe artık buradaki bu yuvarlak şeklimizin de sonuç sıra, sırasını yapmış olduk 3 tane pembeden sonra kalan 3 ilmeğim krem bu şekilde Hanımlar diğer e, üç işimizdeki motiflerimizi de örüp gelelim Evet Hanımlar modelimizin 8. sırasındayız İlk iki ilmeğimi krem ile örüyorum ardından pembe ipimi elime aldım 2 ilmekten sonra 5 ilmek pembe Sonrasında hemen krem ipimi alıyorum. Bir ilmek krem, bir ilmek de pembe örüyorum. Sonrasında kalan bütün ilmeklerim zaten geride 6 ilmeğim kaldı. Kalan bütün ilmeklerim krem ile örülüyor. Diğer e, şişlerimizi, ilmeklerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Ve 9. sıraya geldik. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk bir ilmek krem, ardından pembe ipimi aldım. 3 ilmek pembe, 1 ilmek krem. 3 ilmek pembe, 1 ilmek krem. Ardından 5 ilmek pembe örüyorum. Sonuncu ilmeğimde krem. Modelimizin 9. sırası böyle. Diğer şişlerimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar modelimizde 10. sıramıza geldik. 10. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından bir ilmek kremden sonra 2 ilmek pembe. Bir krem, bir pembe. Bir krem, iki pembe öreceğim. bir tane arada krem ilmeğim var onu da ördüm ardından iki tane daha pembe ilmeğimi örüyorum geriye dört tane ilmeğim kaldı kalan dört ilmeğimi de krem ile örüyorum diğer motiflerimizi de aynı şekilde örüp gelelim 11. sıraya gelmiş bulunuyoruz hanımlar. 11. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından 3 ilmek pembe öreceğim. 1 krem, 3 pembe. 1 ilmek krem örüyorum şimdi. 3 ilmek pembe. 1 ilmek krem örüyorum. 1 pembe. Ardından 1 krem. 1 tane de pembe örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. Krem, onlar da yine krem olarak örüyorum. Diğer şişlerimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar modelimizde 12. sıramıza geldik. Son iki sıramız kaldı zaten. E, bu sıramızda ilk iki ilmeğimi krem ile örüyorum. Artık e, buradaki bu yuvarlak şeklimiz de kapanacak. Sonrasında pembe ipimi alıyorum. 5 ilmek pembe öreceğim. 2 3 4 5 5 ilmek pembeden sonra 2 ilmek krem 1 ilmek pembe 2 ilmek krem 1 ilmek pembe kalan 2 ilmeğimizde yine krem olarak örüyoruz 12. sıramızı da aynen bu şekilde örüp gelelim modelimizin 13. ve sonuncu sırasına da geldik hanımlar bu aşamada İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk 3 ilmeğim krem. Ardından 3 tane pembe. Sonrasında yine krem ipimi aldım. 3 pembeden sonra 3 krem 1 pembe. 3 krem ve 1 pembe. Sonuncu ilmeğimizde krem. Modelimizin sonuncu sırasını da aynen bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar modelimiz bitti. Şimdi artık pembe ipimizi bu aşamada kullanmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz bu sıramızda. Bu şekilde bütün ilmeklerimiz krem. Bu şekilde hanımlar bütün ilmeklerimizi düz olarak iki sıra boyunca örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar, ben iki sıra krem düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi artık buradaki işlemleri yapacağız. Önce buradaki beneklerin kuruluşunu sizlere yeniden göstereyim. Bu aşamada hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 krem. İlk 3 ilmeğimi krem, ardından bir tane pembe ilmek ördüm asında 5 krere 1 pembe 5 krem 1 pembe Bu şekilde hanımlar 5 krem 5 pembe olarak 4 5 krem 1 pembe olarak 4 işimize ilmeklerimizi örüp gelelim ben tarif ettiğim gibi 4 şişimdeki ilmeklerimi de ördüm ve geldim hanımlar. Bu aşamada da şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Ardından 5 tane krem. 5 ilmek krem ördüm. 1 ilmek pembe. 5 ilmek krem. 1 pembe. 5 krep. Bu şekilde hanımlar e, 4 çeşimimizdeki ilmekleri de örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar 4 şişimdeki ilmeklerimi de tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Artık bu aşamada e, şöyle işlem yapıyoruz. İlk ilmeğimi yine pembe ile ördüm. İkinci ilmeğimi de pembe olarak örüyorum. İlk 2 ilmeğim pembe. Ardından 3 ilmek krem. 3 ilmek kremden sonra 3 pembe 3 krem 3 pembe 3 krem 3 pembe 3 krem olacak şekilde 4 işimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim Evet hanımlar ben bütün ilmeklerimi ördüm ve geldim bu aşamada artık krem ipimizi kullanmıyoruz krem ipimiz işimiz bitti bütün ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum bütün ilmeklerim pembe bu şekilde bu şekilde hanımlar 3 sıra pembe ipimizle düz olarak örüp gelelim ardından bilek ayrımı yapacağız Evet sevgili hanımlar ben pembe ipimle 3 sıra düz olarak dolandım ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımı için hanımlar ilk şişimizdeki ilmekleri öreceğiz. Son 2 ilmek kılana kadar öreceğim. Yani 13 ilmek örüyorum. Bakın bu son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki son 2 ilmeğimle hemen e, ikinci şişimdeki bu 2 ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde, bu iki ilmeği hanımlar ikişer ilmek olarak yer değiştireceğim, bilek ayrımı ayrık görünmesin diye. Bu şekilde, böyle bir yer değiştirme yapıyorum. Ardından ilk yer değiştirme yapmış olduğum bu iki ilmeği keserek örüyorum. Bakın, iki ilmeği birden örüyorum. Bu şekilde. Yani burada bir, bir ilmek kesilmiş oluyor bilek tarafında. Yer değiştirmiş oldum. Diğer iki ilmeği de ikinci şişimde onu da kesiyorum hanımlar. İki ilmek kesmiş oluyorum böyle böylece bilek ayrımında. Bilek ayrımını bu şekilde yapmış olduk. Ardından hanımlar e, düz olarak örmeye devam ediyorum. Direkt diğer bilek ayrımı yaptığım yere kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ben diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Buralar patiğin taban tarafı oluyor bir diğer çeşime geçtim aynı şekilde e, buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum son şişime geçtim burada bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası bilek ayrımı yaptığım yere kadar yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim burada burası yine düz olarak devam ediyor evet hanımlar bilek ayrımı yaptığım yere kadar ördüm burada dönüyorum geri Artık e, patimizin arka taraflarını yapıyoruz. Düz tarafları düzden, ters tarafları da tersten. Bir de bu patiğimizin kenarında bir şöyle bir detay var. İlk olarak 5 ilmek haroşa ördüm. 6 oldu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 ilmek haroşa olana kadar artırarak arkasına böyle değişik bir uygulama yaptım Şimdi ilk olarak 5 ilmek düz öreceğim Hem düz taraftan hem de ters taraftan düz örünce haroşa oluyor Hem düz taraftan hem de ters taraftan ters örünce de haroşa oluyor Ben her iki taraftan da düz öreceğim hanımlar Bakın ilk ilmeğimle birlikte bakın ikinci ilmeğim Üçüncü Dördüncü ve beşinci İlk 5 beş ilmeğimi düz olarak ördüm kalan ilmeklerim ters Cildimizin arka tarafında düz ilmekleri düzden örüyoruz hanımlar. Ters ilmekleri de tersten örüyoruz. Diğer seçime geçtim. Buradaki ilmekleri de ters olarak örüyorum. Benim ilmek alış şeklim böyle olduğu için hani ben ters ilmeği örgüyü böyle örüyorum. Siz nasıl ilmek alıyorsanız hani o şekilde örebilirsiniz. diğer şişime geçtim buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde e, ters olarak örüyorum patiğimizin bu taraflarında herhangi bir model işlem detay olmadığı için buraları biraz hızlı geçiyorum hanımlar ters örgü sadece burası bileki ayrımı yaptığım şişime geldim son 5 ilmek kalana kadar ters öreceğim son 5 ilmeğim düz çünkü kenarında 5 ilmek haroşa bulacak Sonra o 5 ilmek 6 yeri diye artarak gidecek. Bakın son 5 ilmeğim. Buraları düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Burada 5 ilmek haroşam oldu. Bir sonraki sırada hanımlar 6 tane haroşam olacak. Hemen sizlere onu da göstereyim. Kafanız karışmasın. Yine bu sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz olarak devam ediyor. Diğer şişime geldim. Diğer şişimdeki ilmeklerimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ayrıca hanımlar bu model gerçekten çok kolay bir model. Ee, yapması gerçekten kolay. Hani e, patik yapmada zorlanan hanımlar, ilk defa yapacak olan hanımlar da bu modeli kolaylıkla yapabilirler. De elleri alışır. Ee, hem de kullanışlı güzel bir model. Klasik beş şiş patik. Ayrıca hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni yüklenen videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Bu lafı videonun başında söylemem gerekiyordu ama unutmuşum. Yine ee, bilek ayrımı yaptığım işime geldim. Yine burada da bakın bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım yere kadar ördüm. Ardından dönüyorum hanımlar. Burada şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa toplam 6 ilmek haroşa olacak. Çünkü yan taraftaki bu haroşa sayılarımız birer birer artacak. 2. ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmekten sonra geri kalan ilmeklerim ters olarak örülüyor. Bir sonraki sırada 7 haroşa olacak. Sonrasında 8 9 10 bu şekilde 15 ilmek haroşa olana kadar bu patiğimizin kenarında bu şekilde devam edecek hanımlar diğer şişime geçtim yine bu modeli örmek bana çok zevkli geldi bunu yaparken hiç sıkılmadım çok hoşuma gitti örmesi bu modeli Rengi de gayet yakıştı, güzel oldu diye düşünüyorum. Hani iki renkli bir patik. Siz evet. dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ben daha öncesinde bunu mavi ile de örmüştüm. Instagram sayfamda var. Mavi ile de çok yakıştı, güzel oldu. Evet hanımlar bilek ayrımı yapmış olduğum şişime kadar geldim. Son 6 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Son 6 ilmeğim düz. Bir sonraki sırada son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Ondan sonraki sırada son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar bilek ayrımını da böyle yapıyoruz. Ta ki sizlere de söylediğim gibi burada 15 ilmek haroşa olana kadar devam ettireceğiz. Yani toplamda 15 tane haroşa olacak. 15 haroşadan sonra artık artırmıyoruz. 15 haroşayı devam ettiriyoruz. Ta ki hanımlar ben bu patiğimin arkasını ne kadar ördüm. Hemen sizlere o detayı da vereyim. Burada şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayınca 15 sıra haroşa olana kadar ben bu modelime devam ettim. Siz de ayağınızın ölçüsüne göre, elinizin ölçüsüne göre arka tarafını örün de gelin. Ardından sizlere topuk yapımını detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar, ben patiğimin arka tarafını yaptım, geldim buraya. Toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Şimdi topuk yapımına birlikte geçeceğiz. Topuk yapımında yine en sondaki yani yap buradaki yapmış olduğumuz 15 ilmek haroşa yine devam ettireceğiz. Patiğimizin arka tarafında da gördüğünüz gibi haroşa devam ediyor model olarak. Hemen başlayalım patiğimizi. İlk 15 ilmeğimizi yine haroş olarak örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ardından yine sayarak düz olarak örmeye devam ediyorum. Sayarak gideceğim. 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24. 24 ilmeğimi ördüm. 24 ilmeğimizi ördük. 25 ve 26. ilmeği böyle keserek alıyoruz. Bakın hanımlar. 25 ve 26. ilmeği örerken iki ilmeği kesiyoruz. Bu şekilde keserek alıyoruz. Ardından dönüyorum. İlk ilmeğimi yani kesim yapmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Ee, diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ta ki haroşalarımı düz olarak öreceğim. Yine haroşa yapmaya devam edeceğiz çünkü. Bakın bundan sonra artık haroşalı bölüm son 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum haroşa düşmesi için buraları düz olarak örüyorum ilk 24 ilmeğimizi örüyoruz 25 ve 26 ilmeğimizi kesiyoruz sevgili hanımlar bu aşamada dönüyorum yine ilk 24 ilmeğimi düz olarak öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Her defasında ilk 24 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 25 ve 26. ilmeğimizi kesiyoruz hanımlar. Böyle keserek alıyoruz. Her defasında böyle yapıyoruz. Bu kesim işlemini nereye kadar yapacağız? Hemen onu da söyleyeyim. Ne zamana kadar yapacağız? Bu taraftaki yani sol taraftaki bu şişimizde 25 ilmek kalana kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte sol şişimizde de 25 ilmek kalana kadar buradaki ilmekleri birer birer kesip gelelim. Evet hanımlar ben sol taraftaki şişimde 25 ilmek kalana kadar kestim. Bu şişimde de 25 ilmek var şimdi e, bu aşamada ben elime tığımı alıyorum tığ ile kesim yapacağım patiğimizin düz tarafı içeride kalacak ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum ardından kesme işlemini yapacağız bu aşamada anlamları şöyle yapıyorum ben ilk iki ilmeğimizi benden taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum diğer taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum 2 ilmeğimi birden topluyorum İlk kesimimiz böyle. Sonraki kesimlerimi de hanımlar şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişinden bir ilmek alıyorum, diğer taraftaki şişinden bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği bir şekilde birbiri içinden geçirip tığım ile böyle topluyorum. Böyle kesim yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişimden bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birbiri içinden geçirip tığım ile kesiyorum. Benden taraftaki şişinden bir ilmek. Diğer şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birbiri içinden geçirip kesiyorum. Tekrardan göstereyim. Ben de taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişimden bir ilmek ilmekleri birbiri içinden geçirip kesiyorum. Kesim işlemimiz böyle hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi kestim. Bakın kesim yeri belli bile değil. Çok şıktırıyor patiğimiz, güzel görünüyor bu şekilde böyle topuk yapınca. Bu şekilde gördüğünüz gibi patiğimizin de sonuna geldik. Evet hanımlar, beni bu videomu izlediğiniz için. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.